Naif fail konusu 5. alıştırma arkadaşlar. Habir naif fail diyor. Naif fail çevir fi cümle taliye aşağıdaki cümlede ile müennesi müennesi çevir demiş. Naif fail müennesi çevireceğiz biz. Bu da şunun için koyulmuş alıştırma şu amaçla. Naif fail ile fiil arasında aynen fail olduğu gibi müzekkerlik müennesi bakımında uyum vardı. Siz oradaki naif faili müennesi çevirirseniz fiili de müennesi çevirmeniz lazım. Bu onunla alakalı bir alıştırma. Mesela ilkine bakın. Ya bir de şey söyleyeyim. Biz isimleri nasıl mühendis yapıyorduk? İsim mühendis yaparken kelimenin sonuna kapalı T koyuyorduk. Fiili mühendis yaparken de açık T kullanıyorduk. Mazinin sonuna muzarini başına getiriyorduk. Onlara da dikkat edeceksiniz. El-Merid kelimesini eğer mühendis yapacaksanız, kelimenin sonuna kapalı T koyarsanız El-Meridatü olur. Bu tarafa bakın. Fiili de mühendis yapmanız lazım. Muzari bir fiil. Yu'alecu değil. Tu'alecu demeniz lazım. Yani cümle şöyle olur. Tuarecül meridatü fil müsteşfa ilacın kamilen hasta diyor hastanede tam olarak tedavi edildi. 2 ona 0 demiş. Bu 1 müntekibe el murashşah demiş. El murashşah kelimesini yine müennes yaparsanız kelimenin sonuna kapalı T koyacaksınız. Bu da bakın mazi bir fiil. Mazi müennes yaparken sonuna açık T koyuyordum sakin. Cümle şöyle oldu. اُنْتُخِبَتْ اَلْمُرَشَّحَةُ بِاَغْلَبِيَّتِنْ سَاهِقَةٍ diyor. Aday seçimleri ezici bir çoğunlukla kazandı demiş. 2. Bu cümle diğerlerinden biraz farklı. Hepsi fiil cümlesi, bu cümle isim cümlesi. Biz şuradaki meçhul fiili müennese çevirince bunu da burası müpteda, burası haber fiil cümlesi halinde. Bunu da müennese çevirmeniz lazım. O zaman şöyle bakın. Bütün ünlü kelimesini müennese nasıl çevireceğiz? Bakın o kelime, şu kelime nerede? Yüttühime, yüttühima, yüttühimu. Bunun burası çoğul müzekker. Biz onun çoğul müennes kullanacağız. Yüttühimet, yüttühimeta, yüttühimne olacak. Burayı yüttühimne yaparsanız. Başında burası haber, başında müptedanın da çoğul bayan olması lazım. Mal kelimesini çoğul bayan yaparsanız bu kelimenin tekili amilündür. Amilünün tekil müennesi amiletündür. Amiletün kelimesinden çoğul müennes yaparsanız kapalı T'ye atıp elif açık T'ye getireceksiniz. Cümle şöyle olur. El amilatü. El amilatü tühimne. Devamında bir taksir fi amalihim demiş. Bakın zamir var dikkat ederseniz. Zamir buradaki ummalar acı. Eğer burayı çoğul bayan yaptıysanız zamiri de çoğul bayan yapmanız lazım. Fi amali hinne diyeceksiniz. Fi amali hinne yazayım onu da. Aradakilerde herhangi bir şey değişmiyor. Sadece şuradaki zamirin şunun hünne diye değişmesi lazım. Bir önceki kesir olduğu için hinne diye okuyorsunuz. 3. Bu biraz farklıydı. Bu isim cümlesiydi. Geleyen halen şey fiil cümlesi olarak vermiş zaten. Mesela 3'e bakarsanız el fellahu demiş. Siz bunu bayan yapacaksanız kelimenin sonuna kapalı T koyuyorsunuz. El fellahetü oldu. Fiil muzari. O muzari fiili müennes yapmak gerekiyor. Onu da başına T koyarak yapabilirsiniz. Cümle şöyle oldu. Tüderrabül fellahetü ala istimalil alati dirayiye. Zirai aletlerin kullanımında diyor, kullanımıyla alakalı bayan çiftçilere eğitim verilmektedir, alıştırma yapılmaktadır. 4. Ürsile el faizune. Bakın naif faiz cem müzekker. Cem mühendis yapacaksınız. Biz cem müzekker yaparken sonuna bağımı koyuyorduk. Cem mühendis yaparken elif açıkta koyuyorduk. O zaman şuradaki el-faizü kelimesini şöyle bir el-fa-i-za-tü yapacaksınız. Ürsile, cümle içinde zamirde yok, bir şey değiştirmemize gerek yok, devam aynen yazılacak. Ürsile fiilini de mühendis yapmanız lazım, mazi bir fiildir. Onu da mühendis çevirirseniz cümle şöyle olur. Ürsilet olur. Devam birebir aynı. 5. Muzari fiil, müdir kelimesini vermiş. Müdir kelimesinin sonuna bir kapalı T koyarsanız, kelime tekil o yüzden kapalı T koyuyormuşsa ki çoğuldu. Yüstehbelu demiş, yüstehbelu ile mühendise çevirecekseniz tüstehbelu demeniz gerekir. Tüstehbelu müdiratü demiş. 6. Müsibet dıfnu. Bakın burada bir zamir var. Eğer şu öznede bir değişiklik yaparsanız ki bunun merci, bakın şuradaki zamiri merci, şuradaki öznedir. Özneyi değiştirince yani bunu bayan yapınca bu da bayana dönecek.
eddiflü kelimesini müennes yapacaksanız eddifle tü olur. Sive demiş mazi bir fiil. Mazi fiilin sonuna bir de sakin açık te koyuldu. Rusibet oldu. Cümle şöyle oldu bakın. Rusibet eddifletü bicuhin fi zirai. Bakın buradaki zamirin haya dönüşmesi lazım. Rusibet eddifletü bicuhin fi zirai ha olacak. Diyor ki kız çocuğu yeni kurduğum cümlede bir yarayla, kolundaki bir yarayla yaralandı demiş Rusibet. Uhbire eccar. Bu da son alıştırmamız, burasının toplaştırması. Burada da zamir var, dikkat ederseniz. Zamir kime raci ise o değişince zamirin de değişmesi lazım. Ki bu zamir merci, bakın şuradaki elcihar kelimesi. Biz zamiri oradaki kelimeyi kaldırıp yerine zamir kullanıyorduk. Bu cümle şöyleydi aslında. Uh bir elcihâru bil usûli ibni car. İbni car dedi. Burası carı kalmış, yerine zamir koymuş. Elcihâr kelimesini müennes yapacaksanız elcihâretu olur. Uh bir mazi bir fiil. Efale babında meçhule çevirmiş. Bundan mühendis yapacaksanız uhbiret demeniz lazım. Cümle şöyle oldu. Uhbiret el caretü bil usuli ibni ha demeniz gerekir. Cümleyi tam yazayım. Bakın. Uhbiret el caretü devamında zamiri de değiştirmeniz lazım. Ne oldu? İbn-i Ha olduk. Bu alıştırmamız da böyle. Beşinci alıştırma. Beşinci alıştırmada ne istiyor bizden? Diyor ki, hadil, çevir, elefalim ve niyet edin malum. Malum üzere bina edilmiş fiillere ile efalim ve niyetin meddini meçhul. Meçhule bina edilmiş fiillere çevir. Mertayir, mayezem, kemati misali. Örnekte olduğu gibi, iki örnekte olduğu gibi demiş. Şimdi biz bununla benzer alıştırmayı biraz önce yaptık. Bu alıştırma neden var burada? Neden böyle bir alıştırma koyulmuş? Biz orada içerisinde illet harfi bulunmayanları yaptık. Burada illetli fiiller var. İlletli fiiller nasıl çevrilir? Bu onunla alakalı bir durum. İlletli fiilleri nasıl çevireceği alakalı kuralları ben size anlattım. Ata fiilini meçhule çevireceksiniz. Bakın müdürü atıp talibet kelimesini onu yerine geçireceksiniz. Ata fiili atat olmadan önce şöyleydi. Bu şekilde aradaki yer düşmüş. Ata fiili şöyleydi bakın. Daha görmedik biz mankus fiilleri, nakıs fiilleri. Nakısla görürken daha net anlaşılır. Şimdi yapayım. Ata fiilini meçhule çevirseniz voltiye olur. Bakın. Voltiye. Müdürü attınız. Talibetü kelimesiyle onu yerine geçirdiniz. Şöyle oldu. Talibetü. Caizetine dokunmuyorsunuz çünkü sıfat değil. Dikkat ederseniz bakın. Bunda da enflam olsaydı bunu da değiştirecektim. Sıfat olabilirdi. Bu ikinci mefhum öyle devam edecek. Yani burayı aynen yazıyorsunuz. Peki cümle nasıl oldu? Bakın naif fail müennes, fiil müzekker. Onu da müennes yapmanız lazım. O zaman mutiyet demeniz gerekir. Mutiyet. Orada altat demiş, çekimle aradaki illet harfi düşmüş, biz onu daha görmedik. Nakıs fiil konusunda o durumlar görülecek. Birinci alıştırmaya bakın, bir de diyor ki galyon, bu mutlasıl merfuz amire, yani tesniyeti, cemaat ve müniste falan fiil sonuna birleşince fail oluyordu. Bakın şuradaki bu fail, biz ne yapacağız? Galeyi meçhule çevirip faili çıkaracaksınız. Yani cümledeki bu cemaat babının buradan çıkması lazım. Çünkü faili çıkarıyoruz biz. Orada fail konumundadır. Çok basit. Bu tesniye elifi, cemaat babının ise fail olan tetitü, fail olan nak ile muhataba yazı fiilin sonuna birleşip fail oluyordu. Bunu çıkaracaksınız. Gale defalarca yaptım. Gale'nin meçhulü giledir. Oradaki elifin diye çevirmesi lazım. Bunu gile yaparsanız arkadaşlar. Gile. Devamına dokunmayacaksınız çünkü devamında inle bir yapı var. Yani bir mastarla oluşturulmuş bir yapı var. İnle, inlenin isminden haberinden oluşan bir cümle söz konusu. Cümle halinde gelen yapıya dokunulmaz. Cümle şöyle olacak. Dile, inle, hakikate sabetün denildi ki gerçek zordur. Fi bazı rahyan, bazı durumlarda gerçek zordur. Bunun manası nasıldı? Atatel müdüret ve talibet ediyor. Müdür öğrenciye verdi. Caizetten bir ödül verdi demiş. Biz de ödül verildi yapmıştık. İki de illetli fiil yok. Fakat fiil, mudaf bir fiil. Bakın içinde şer de var, fark etmez. Adde, sondan öncekini kesra, bu tarafa doğru gelene kadar harf arası damma yapıyorsunuz. Adde'nin meçhulü o itte olur. Yazayım. Bakın,
Bu vaitte oldu. Vaitte. Saf kelimesi fail. Onu çıkarıp suh kelimesini öğren ayet fail olarak geçiriyorsunuz. Suh semai mühennestir. Onun mühennesi olduğunu şuradan anlayabilirim mesela. Buradan da anlayabilirim. İkisi de bakın peş peşe nekra gelmiş. Bu kelime, bu kelimenin sıfatı. Suhun hayriyetin diyor. Hayır çarşısı sıfat. Bu mühennesi olacak ki bu mühennesi olabilsin. Mühennes kullandığına göre demek ki bu da mühennesmiş. Yani suh kelimesini buraya ref halinde koyarsanız bunun iddet olması lazım. Çünkü kelime mühennes. Suh'un hayriyetin de onun sıfatıydı. Onun da burada ref haline çevirmesi lazım. Sıfat mensubundan ayrılmıyordu. Ve o iddet suh'un hayriyetin oldu. Diyor ki, elde saf sınıf hazırladı. Suh'un hayriyeten bir hayır çarşısı oluşturdu. Fikülliye, fakültede bir hayır çarşısı oluşturdu. Maalesef. Maalesef de nasıl bir durum var? Maalesef faaleye benziyor. İki tane zayit elifin olduğu kalıbımız vardı. Bakın buradaki elifin vava çevirmesi lazım ve bu mazi bir fiil. Maalesef'i meçhule çevirirseniz şöyle yaparsanız bakın. Murise. Kaldı. Buradan çıkarılacak. Esibahe oraya naif fail olarak geçirilecek. Esibahe kelimesini naif fail olarak geçirirseniz burası murise değil. Muriset olması lazım. Devamında herhangi bir şey yok. Cümle şöyle oldu. Maalesef kadi esibah ediyor. Yargıç, hakim spor yaptı. Fi evkatil ferah, boş zamanlarında. 4. 4. Harf sayısı bakın istefale bağımından bir kelimedir. Harf sayısı biraz fazla olsun. Hiç önemli değil. İsteane demiş. Biz içinde dikkat ederseniz elif var. Yani bir illet harfi var. Elif. Biz mazideki illet harfini y'ye çeviriyorduk. Onu unutmayın. Ayrıca sondan bir önceki kesra geriye kadar harekeli harf varsa damme yapıyorduk. O zaman bakın istealetin meçhulü üstüinet olur şöyle. Üstüinet. Devlet attınız. Naib fail çünkü faili çıkarıp oraya naif fail geçireceğiz. Bakarsanız devamlı arkadaşlar, devamında harficelli bir yapı var. Harficel varsa dokunmuyorduk hiçbir şekilde. Tamamen bırakın öyle kalsın. Yani şu bil hubara diye devam eden bölüm aynen yazılacak. Hiçbir değişiklik yapmıyorsunuz. Herkesin de müdahale getirmiyorsunuz. Cümlenin tercümesi şöyle. İstihanede devlet diyor. Devlet yardım etti. Bil hubara uzmanlara yardım etti. Bir temfizi gerçekleştirmek için. Kudret temiye gelişim projesini, gelişim adımlarını diyor, gerçekleştirmek için devlet uzmanlara yardımda bulundu. 5. Hatabe. Hatabe'nin yukarıda yazdığımız kelimenin hiçbir farkı yok. Bakın. Hatabe dediğim buradaki maalesef'e benziyor. Hatabe faile, bu da faile. Hatabe'yi meçhul ederseniz mazi fiildir. Hatabe'nin bir defa önce hutibe olması lazım. Her bir kelimesini çıkarıyorsunuz, cemi kelimesini onun yerine naif fail olarak geçiriyorsunuz, harekesi damlene. Değişiklik bunlar ibaret. Üzeki ek mühendisliği de tuttu zaten. Cümlenin tercümesi şöyle. Hatebe müdür diyor, müdür kitapta bulundu. Cemi emtüla öğrencilerin tamamen kitapta bulundu. Fil final medrese okulun avlusunda kitapta bulundu. Altı ellefe, o da fe'ale bağımından yapılmış bir fiil. İçinde illet harfi falan yok dikkat ederseniz. Sondan büyüyeceğin kesra burada ne kadar harf varsa damla olması lazım. Ellefe'nin meçhulü üllife olur. Üllife alimi çıkarıp bakın buraya yeniden yazayım. Üllife. Üllife alimi çıkaracaksınız. Yalnız bakın alimin başına eliflam takısı var. Burada da eliflam takısı var. Bu kelime, bu kelimenin sıfatı. Biz diyorduk ki mevsufa ne yaparsanız sıfata da aynısını yapacaksınız. Mevsuf oradan çıkacaksa sıfatın da çıkması gerekir. Dolayısıyla İçtima kelimesi de çıktı, alim de çıktı cümlede. Geçtim buraya, meful bu çünkü biz mefulü naif fail yapıyorduk. O zaman kitap kelimesini naif fail yaparsanız bakın şöyle olur. Üllife, kitabın, kütübündeymiş, kitabıymış. Üllife, kitabın, bir kitap yazıldı demiş. Fi esbabil cerail, suçlar hakkında elleti, yerteki bu heşşebab. Gençlerin işlemiş olduğu suçlar hakkında bir kitap yazıldı. Diğer cümle yazıldı. Toplum bilimciler yazdılar. 7 ve son. 7 ile şuraya koymuş. Bakın bizim iki kalıbımız iki yerde bu zayi telif durumu vardı. Bir faale de vardı bir de tefaale de vardı. Bunda tefaale babında örnek olsun diye koymuş.
Tefaile'de bakın şuradaki elifin vava çevirmesi lazım ve bu bir mazi fiil, tefaile babından gelmiş bir mazi fiil. Sondan bir öncekini kesra, geriye ne kadar harekeli harf yazı damla yaparsanız tu'u ile olur. Yahya'yı çıkaracaksınız, cümle şöyle oldu. Tamam ile. Yahya'yı çıkardım, İbrahim ile çıkarmak zorundasınız çünkü İbrahim ile Yahya'ya bağlı. Arada bir atıf harfi var. Biz atıf, matuf konusunu daha görmedik. Nasıl ki sıfat mensufuna bağlıysa matuf da matuf aleyhe bağlıdır. Eğer matuf aleyhe bir şey yapıyorsanız, matufa bir şey yapıyorsanız matuf aleyhe de yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ben bunu çıkardığım için bakın arada vav var. Vav iletkendir. Bu İbrahim'i de çıkarmanız lazım. Çıktı. Devamına bakın. Devamında harficeli bir yapı söz konusu. Harficel veya zarf mecbur oluşan yapıların harekesine hiçbir şekilde müdahale etmiyordu. Yani şurayı ala diye devam edeceksiniz. Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok. Tuhide ala diye gidecek bu cümle. Oradaki İbrahim'i de çıkarmayı unutmayın. Çünkü orada da bir atıf durum söz konusu. Nasıl ki şurada bir sıfat durum söz konusuysa burada da atıfla yapılan bir durum var. Konu ileriki aşamalarda görülecek. Cümlenin manası şöyle. Tuhide anlaştı. Sözleşti. Teahhüde Yahya ve İbrahim anlaştılar. Ne hususunda? Alessadata, sadık kalmak hususunda. Fissirri vel alemin, gizli ve aşikar, birbirlerine sadık kalmak hususunda. Diyor ki Yahya ve İbrahim anlaştılar, sözleştiler. 7. 7'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Habil demiş çevir, cümletel ismiye, isim cümlesini çevir. Mimma yeri aşağıdakilerde ila cümletin fiiliyetin fiil cümlesine çevir ve gayr ma yazım kema fil misal ve örnekte olduğu gibi bir değişiklik yaptırmış. Biz önceden isim cümlesini fiil cümlesine, fiil cümlesini isim cümlesine çevirmeyle alakalı birçok alışma yaptık. Buradaki amaç şu arkadaşlar, burada da şunu göstermeye çalışıyor. Bir üstte mesela biz naib-i fail mühendis yaptık, fiili de mühendis yaptık. Bu da şununla alakalı bir alıştırma. Bir yerde iki tane özne bulunamaz. Biraz sonraki örneklerde göstereceğim. Bizim burayı fiil cümlesine çevirmemiz için buradaki fiil cümlenin başını almamız lazım. Bu fiili buraya aldığınızda eğer iki özne ortaya çıkıyorsa bir tanesini ortadan kaldırmanız, imha etmeniz gerekir. Mesela bu cümleye bakın. Ben bunu fiil cümlesine çevireceksem. Bakın tuğuddime demiş. Tuğuddime kelimesini buradaki fiili alıp şuraya yazıyorsunuz. Tuğuddime. Tuğuddime, burası oldu naib fail bir defa. Bakın ilk cümlede müptedaydı, şimdi naib fail oldu. Enaşit kelimesi, naib fail, burası da oranın fiili fiil cümlesine dönüşmüş oldu. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok çünkü fiil tekil. Unutmayın fiil başta kullanılınca genelde tekil kullanılıyordu. Ama alttakine bakın, alttakine eğer fiil cümlesine çevirecekseniz şuradaki cümle bu ne ifadesini buraya almak zorundasınız. Alayım o şekilde bir yazayım cümleyi, bir yanlışlık meydana gelecek, yani bir eksiklik meydana gelecek daha doğrusu. Yümne, hune, el mütefevvi hune. Devamında değişen bir şey yok, devamı hasıl. Şimdi cümleye bakarsanız. Bakın, kelimenin sonuna, biz bu biraz önce oraya yazdığım tesnefi, cemaat, vav falan onları birleştirince, onlar fiile birleştirince fail oluyordu, meçhul fiile birleştirince naibi fail oluyordu. Şimdi şuradaki vav bir defa naibi fail. Devamında tekraren bir daha naibi fail kullanamazsınız. Yani iki özne Arapçada yasak, yan yana gelmiyor. Ben bu hatayı nasıl düzeltirim? İsterseniz şundaki vavunu silin. Böyle düzelir bu cümle. İsterseniz o kalsın. Yani vavun olarak kullandığımız, oradaki cemaat vavunları kullandığımız fail kalsın. Burayı silin. Bu şekilde de düzelir. Devamını aynı yazacaksınız. Ama ikisini yan yana getiremezsiniz. Diyorum ya, Arapçada iki tane özne yan yana asla gelmiyor. Biz şöyle bir kuralımız vardı. Fiil başta kullandığında genelde müfret kullanılıyordu. Biz ona göre yapacağız. Yani böyle bir durum meydana geldiği zaman bunu mutlaka müfrede çevirin. Cümle hatalı olacaktır. Yümne bu. Devamında ne vardı? El mütefevvi bu ne vardı? Yümne bu, el mütefevvi bu ne? Cümle böyle düzelir. Mana nasıl? El-mütefevvihune, başarılı olan kimselere yümnehune, cevaze, kayyime, değerli hediyeler, değerli ödüller verilir. Cümle böyle olur ama bakın, sınavda diyelim ki böyle bir şey gördünüz. Yümnehune, el-mütefevvihune, asla böyle bir şey işaretlemeyin. Çünkü burada çift özne var, iki özne dediğim gibi Arapçada yan yana gelmiyor, yasak. Doldu mu süre?